Merhaba hanımlar, Belirgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlere bir model tarifi yapacağım bu videomda. Modelimin ismi Nar Çiçeği modeli. Yazlık örgülere çok yakışacak bir model. 5 ilmek katlarından ve 6 sıradan bir de daha sonra 2 düz sıradan oluşan bir model. Şişime 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 ilmek atıp hazırladım. Birer tanesi kenar ilmeğimiz, ortadaki 15 ilmek modelimizin katları. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra devamındaki ikinci ve üçüncü ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ikisini birlikte sola kes yaparak düz örüyorum. Daha sonra bir tane doluyorum. Doladıktan sonra bir düz ilmek örüyorum. Bir tane daha doluyorum. Devamında iki tane ilmeği sağ yöndeki şişime takıp bu şekilde düzelttikten sonra şişimi tekrar soldan sağa doğru takıp ikisini birlikte sağ kes yönünde düz örüyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düzden sonra 6. ve 7. ilmeği yine şişime aldım. İkisini birlikte sola kes yaptım. Doladım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar doluyorum. 2 ilmeğimi yine biraz genişletip şişimi soldan sağa girip 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden takıyorum. İlk sırayı tamamladım. Çeviriyorum örgümün ters yüzünü ve tüm ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıramız. Doladığımız ilmekleri delik olacak şekilde ördüm. Örgünün düz yüzüne dönüyorum. Üçüncü sıramız. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamındaki bir ilmeği düz örüyorum. Tekrar doluyorum bir tane. Devamındaki ilmeği sağ yöndeki şişime aldım. Diğer iki ilmeği düz ördüm. Bu ilmeğimi iki ördüğüm ilmeğin üstünden attım. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz örüyorum. Daha sonra yine doluyorum. Az önceki gibi bu ilmeği alıp diğer ikisini örüp bunu üstünden atabilirsiniz. Veya üçünü birden şişinize alıp üçünü birlikte bu şekilde de yapabilirsiniz. Doluyorum tekrar. Bir düz ilmek örüyorum. Devamındaki kenar ilmeğimi aldım. Üçüncü sıram. Çevirdim örgüyü. İlmeklerimi ters örüyorum. Ajur doladığım ilmeklerimi delik olacak şekilde açık örüyorum. Dördüncü sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi ördüm tekrar. Kenar ilmeğinden sonra birinci ve ikinci ilmeği şişime aldım. İkisini birlikte sola kes yaptım. Bir tane ilmek doladım. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum. İki ilmeğimi düzeltip soldan sağa doğru ikisini birlikte ördüm. Devamında 1, 2, 3, 4, 5,
5 tane düz ilmek ördüm. 5 düz ilmekten sonra düz ilmeğimi ve buradaki ajur ilmeğini şişime aldım. İkisini birlikte sola kes yaptım. Doladım tekrar. Bir düz ilmek ördüm. Bir tane daha ilmek doladım. Kalan son 2 ilmeğimi düzeltip şişimi soldan sağa takıp ikisini birlikte düz ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. 5. sıra modelde. Ters yüzden kenar ilmeğimi ördükten sonra yine tüm ilmekleri ters örüyorum. Modelimizin ilk kurulumunu tamamladık. Şimdi bu kısımda 2 sıra düz örgümüz var. Tekrar model kurmaya geçmeden önce düz yüzden düz, ters yüzden ters 2 sıra örgü örüyoruz. Tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Herhangi bir işlem yok. Çevirdim. Ters yüzden de ilmeklerimi ters örerek tamamlıyorum. Bu kısımlarda bir işlem olmadığı için çok yavaş örmüyorum. Süre çok olmasın. Altı sıradan oluşan modelimizin tamamladık. Arasındaki 2 düz sırayı da ördük. Şimdi yine model kuracağız. Modelimiz bu şekilde olduğu için başlarken 5 ilmek örerek başlayacağız. İlk seferde 5 ilmeğimize model kurmuştuk. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 2, 4, 6 ilmeğim var şişimde. Daha sonra bu orta kısımdaki 5 ilmeğe modelin ilk sırasını uyguluyorum. İkisini birlikte şişime alıyorum. Sola kes yönünde ikisini birlikte düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir düz ilmek tekrar dolayıp diğer 2 ilmeği şişimi taktım soldan sağa ve düz ördüm. Devamındaki 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Sıralarım aynı. Yine ters yüzden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Düz yüzden modelin 3. sırası. Kenar ilmeğimi ördüm. Yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek ördükten sonra doluyorum. Orta kısımdaki 3 ilmeği 3'ünü birden şişime alıp örüyorum. Bu şekilde de olur veya zorlanırsanız ilk ilmeği sağ yöndeki şişinize alıp diğer 2 ilmeği ördükten sonra bu ilmeği üstünden de atabilirsiniz. Tekrar dolayıp diğer ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çevirdik örgümüzü. İlmeklerimizi ters örüyoruz bu yüzden. Ters yüzden. Dört sırayı tamamladık. 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4,
5 ilmek düz ördüm. Yine kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek var. Şişimde devamındaki 2 ilmeği şişime aldım. Düz ördüm, doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar doluyorum. Diğer 2 ilmeği düzeltip soldan sağa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim tekrar ters yüzden 6. sırayı, ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Şimdi yine 2 sıra düz ördükten sonra ilk bu 5 ilmeklere ilk modelimizin hizasında model kurarak devam edilecek. Arkadaşlar, tarifin yeterli olduğunu düşünüyorum. Modelimin çoğalmış hali de bu şekilde. Düz yüzü, ters yüzü, bir de modelimden yazlık bir hırka çalıştım. Tamamen örgüde uygulanmış hali de bu şekilde modelimin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.